Onları tüm yabancı basın kaynaklarına dağıtın. Baskıya hazırlasınlar. Emredersiniz. Evet Sayın Büyükelçim. Kesinlikle. Eğer bu projedeki üyelerle yüz yüze konuşabilirsek... ...Kuru Kanal projesiyle ilgili bütün tereddütleri ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Elbette. Bizim tasarrufumuzda projeye yeni bir direktör atanması işleri daha da kolaylaştıracaktır. Tabii ki Büyükelçim. Sağ olun. İyi günler. Durum nedir Elif? Başkanım, Ömer Bey'in tutulabileceği mekanların listesini çıkardım. Terör kampları, örgüt evleri, yani şirketin Orta Doğu'daki tüm mekanları orada. Güzel. Bu listeyi Uzay'la da paylaşalım. Ekibin çalışmalarıyla ilgili beni de bilgilendir lütfen. Tabii efendim. Gel. Uzay, bir gelişme mi var? Evet. Bulduk mu Ömer'i? Maalesef. Gelişme Beyrut'tan değil, İstanbul'dan. Nasıl yani? Daha önce şirket adına bazı yayınları dağıtan bir kuruluş vardı ya. Evet. İstihbarat geldi. Ömer'in sözde MİT'ten bağımsız uluslararası operasyon yaptığı ile ilgili bir haber. Bu haberi yaptırmak için talimat almışlar. Ellerinde ne var peki? Ömer'in işkence altındaki fotoğrafı. Bu kadarı da fazla. Elif, o danışman mıdır nedir? Her kimse acil bakanlığa gelsin. Derhal efendim. Uzay, sen de arşivi tara. Eski haberleri çıkar. Emredersiniz. Neslihan Hanım arıyor. Dinliyorum başkanım. Bakanlıkta sana ihtiyacım var Gizem. Hemen geliyorum. Bilmem gereken bir şey mi var? Ömer! Kardeş! Ömer! Gardiyan! Kimse yok mu? Yetişin çabuk! Ömer, ne yaptın Ömer? Gardiyan! Ulan gardiyan kendini asıyor, kimse yok mu? Gardiyan! Kendini asmış. Git lan. Çıkar, çıkar. Ömer, ne ettin kendine? Ne ettin? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Çabuk götürün! Ömer, kardeş, ne ettin kendine? Gardiyan! İyi mi? Cevap verin, iyi mi? Thank you.